Ne dedin anneciğim? Tabağın içini hazırla diyorum, hemen diyorum. Ana yemeğin etli harcına başlayan gelinimiz önce soğanları doğruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Sarımsak koyduğunu düşünüyor. Evet, koymamış. Şimdi onu ekleyecek oraya. Tekrar kış çorbasına geçen yarışmacımız koymayı unuttuğu sarımsağı ekliyor. Ya Merve, bunu ne yapacaksın? Bırakır mısın? Önce onu yap. Önce onları koy, koy. Kuş üzümü. Anneciğim, ne oldu? Neden gerildiniz? Ay, biraz yavaş gidiyoruz sanki, geldi bana, biraz darlandım, bunaldım. Bakalım etler olmuş mu? Etimize bakabilirsin, çok güzel pişti, dağılıyor, harika bence. Tamam Merve, pirincin hazır, o hazır. Biberlerini doğra hemen. Anneciğim, neden biber doğramasını istiyorsun? Biberleri kaba... Ay. Eyvah, ne oldu? Dur Merve, dur. Yok, evet Merve, pardon. Ya, özür dilerim. Ne oldu? Ben söylemiştim, biber yok gibi. Tamam, Tamam, problem değil. Krepli kebabı yapmasını istiyorum. Malzemeleri onlar da kavrulsun bu yandan. O kabağımızın içi için. Bal kabağının iç pilavı için. Sen şimdi de krepli kebabın etini kavurmasını istiyorum. Anneciğim, sen panik misin? Ben çok paniğim. Ben işimi çok hızlı gitmesini isterim. Hani başarmak benim en büyük hedefim. Böyle darlığa hiç gelemiyorum. Her şey hızlı bir şekilde akışına gitmesi gerekiyor. Sırayla gitmesi gerekiyor. Bal kabağının iç pilavı için doğranan soğanlar kavrulurken dolmalık fıstıkla birlikte yıkanmış pirinçler ve kuş üzümü ekleniyor. Ardından ana yemeğin etli harcı için kapya ve yeşil biber doğranıyor. Söyleyin ona biraz daha hızlı bu iç harcını koysun. Bu yandan neyin iç harcı? O kebabın iç harcı. Tamam. Tüpüte boş yer var, fasulyeyi koysun bu arada. Haşlansın fasulyemiz. Tamam. Düdüklüye koysun. Bu fasulyenin bir özelliği var mı? Bu fasulyenin özelliği, bu Trabzon'da dalından toplanıp sulu fındığından çıktıktan sonra derin dondurucuya koyup kışın alıyoruz, haşlayıp normal fasulye yemeği yapabiliyorsun. Piyes yapabiliyorsun, her türlü şeyi kullanabilirsin. Yani bunun bir işlem görmemiş, direkt bahçeden buzluğa girmiş. Kuru fasulye değil o zaman. Kuru fasulye değil. Merve doğduğunda işitme engeli yoktu değil mi? 3 yaş işitme engeli yoktu Merve'nin. 3 yaşında, 2 yaşında pardon, bunun da annesi anladı, ateşli hastalık geçirdi. Ama tabii o zaman hastaneye falan götürmediler. 2 yaşında götürdüler, artık dikkatimi çekti herhalde. Öyle getirip öyle anladılar. Ateşli hastalığı kulaklarına vurdu, kulak tellerini zedelemiş. O yüzden duymuyor. Odur budur duymuyor işte. Tabii tabii. Müjgan Hanım, ona söyler misin, suyu döksün? Şimdi getiriyor. Müjde, siz sık sık böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii, yani aslında şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim ona, küçük de göze alsın o pilavı, küçük gözde birazcık çeksin. Merve'ye bıraksanız var ya, olacak da. Ana yemeğin etli harcı için kavrulan soğanlara doğranmış yeşil ve kapya biberden sonra sarımsak ekleniyor. Müjde, Merve tedavi görmüş mü? Yok, hayır, yani işitme engelli oldu. Odometre testinde bir yüzdelik seviye var. Onun üzerine çıktıysa o test, zaten herhangi bir tedavi yapmıyorlar orada. Tedavi görmemiş mi? Tedavi görmedim diyor. Ya şöyle bir şey, Merve'nin annesiyle babası ayrıldılar o dönem. Merve babada kaldı 8 yaşına kadar. Anne ilgilenemediği için babalar hani bunu araştırmadılar. Anne ne zaman Merve'yi aldı, araştırmaya başladı, okul hayatına attı onu zaten, okula koydu. Anneciğim, siz bunları nereden biliyorsunuz? Ya biz Merve'nin annesiyle oturup konuları konuşuyoruz. İkimizin de çocuğu engelli. Hani neden oldu, neden kaynaklandı? Oturup bunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hanımlar, üzgünüm ama size kötü bir haberim var. Yok, sakın deme. Şimdi deme, ne olur deme, Allah aşkına deme. Ama söylemek zorundayım. Yok. İstemiyorum. Kalanı süreniz. Hayır sakın sor. Süremiz. Kalbim var benim, kalbim. Anneciğim, ortada hiçbir şey yok. Sadece masa hazır. Yeter, masada ben ağlarım. Sohbetimle güler yüzümle. Yumurta aldınız var. Evet Merve, burada. Burada süt, burada Merveciğim. Merve aşkım benim, güzel gelinim benim. Ana yemeğe devam eden gelinimiz krep hamuru için yumurta kırıyor. Süt. Merve, krep yapıyorsun. Krep, süt, Merve, süt, bak süt. Hayır, suyu dök. Anlat.
sütle yapması lazım değil mi? Evet evet. Merve, daha önce krep yapmadın mı? Yaptı, denedi aslında. Yapıyoruz biz ya. Biz yaptım ona, yaptım biliyorum diyor. Biz ona krep demiyoruz ki, bizim Trabzon yöresinde ona kayana diyorlar. Burada sosyetik ismi krep olmuş ya. İsimleri bile kendilerine uyduruyorlar. Krep sosyete işi mi? Sosyete krep oldu. Bizim kayanamız oldu sosyete krepi. Kayana mı diyorlar? Kayana. Hiç fark etmez. Nasıl yapıyorsunuz? Ben içine soğan da, taze soğan katıyorum, maydanoz katıyorum, o şekilde yapıyorum. Bir dakika. Sabah kahvaltıda. Bak, çok özür dilerim. Annem, sen bu kıza panik yaptırıyorsun vallahi bak. Ay ben bir şey yapmıyorum, burada bak, konuşuyoruz. Bir su bardağı su yazmışsınız buraya. Kızcağız da o suyu koyacakmış. 1,5 su bardağı da süt var. Tamam, o sütle yapıyoruz anama. Suyla ama su yazmışsın kızcağız, o yüzden su oluyor. Yapma, kurban olayım ya. Ana yemek için krep hamuru hazırlanırken bir yandan da etli harcına salçayla birlikte bezelyeler karıştırılıyor. Ardından düdüklü tencerede haşlanan etler ekleniyor. Etlerimize tuz ve karabiber de ekledik. Pul biber, anlatır mısınız onu? Tarifte pul biber de var mı? Var, evet var, var. Genelde yemeklerime pul biberi kesinlikle hepsini kullanırım. Yani sanki bana daha bir lezzet veriyor. Görünüş açısından da daha güzel gözüktüğüne inanıyorum. Böyle bir kuralım var yani. O pul biberini oraya koyacağım ne olursa olsun. İç pilavımız oldu mu? Ne söyledi anneciğim? Tuz attın mı? Attın mı diyor bana. Dedim ki hayır, ben atmayacağım, sen atacaksın. İç pilava şeker attınız mı? Hayır, şeker kullanmıyorum. Neden? Ya tatlı oluyor, o hiç yenmiyor. Dünkü pilavı beğendiniz ama. Ben dünkünü beğenmedim. Sadece kabağının görüşünü beğendim. Bir de kabağın bir şişini beğendim. Kabağın içini tuzluyor muyuz? İlk defa bir gelinimiz kabağı tuzluyor. Daha önceki gelinlerimiz yapmadı. Ya ama bunun asıl tarifi bu. Ben çok araştırdım bunu. Tarifinde hani kabağın tuzlu ve tatlı, hem tuzlu hem tatlı olduğu için bir küçük miktar tuz koyduk sadece. Kabağın özlesin pilavları. Eyvah! İç pilav da az sanki. Merve, ya su. Suyunu koydum. Hayır hayır, şey, kenarlarının çok güzel kızarması için yağ ile suyu birleştirip kenarlarına sürecek. Kabağın dış kısmına sürecek. Bal kabağının dışını yağlayan yarışmacımız haftanın yemeğini fırına veriyor. Ardından ana yemek için hazırladığı krep hamurunun kıvamını un dökerek tutturmaya çalışıyor. Merve kocasına ilk görüşte mi aşık oldu? Evet, ilk görüşte aşıkmış. Peki kocasını kıskanıyor mu? Normal. O kabı evden mi getirdiniz? Evet, evden getirdik onu. Krep, hamur dökme kabı. Anneciğim, Hatice Hanım gelininin menüsünü bilmiyormuş. Sürpriz olacak dedi. Ya Hatice Hanım zaten kendisi de söyledi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Geliniyle ilk gün görüşmüşler. Yarışmanın ilk günü görüşmüşler. 4 vermiş, gelin de kızmış ona. Anne niye az verdin diye. Sonra Hatice Hanım... Ya, dün de 7 verdi, önceki gün 7 verdi zaten. O korkuyla bana diyor ki, Aysel Hanım seninle Saniye Hanım'ın yüzünden tansiyonlarım fırladı. Halbuki o 7'yi verdi, geline hesap nasıl vereceğim diye düşüncesiyle fırladı. Benim üstüme suçu atıyor maalesef. Hatice Hanım çok değişik bir insan, ben hala çözemedim. Gelininin menüsünü bile bilmiyormuş. Ya diyorum ya, yani geliniyle bir araya gelip menüyü tartışmamaları, bunu beraber karar vermemeleri bana çok yanlış geliyor. Yani gelini burada ne yapmaya çalışıyor onu söyleyeyim. Yani kaynanayı ya kaydıya almıyor ya kaynanaya değer vermiyor. Bir konunun içine dahil etmiyor onu. Sadece kalk git yemeğini ye gel gibi bir tablo sergiliyorlar şu an. Bomba gibi açığa geliyor. Patlayacağım zaten o borsayı. Ama ben borsadır onu patlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.